Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlemeye geldiğiniz için. Evet benim sunumumun başlığı İngilizce öğreniminde web tu araçları kullanmanın öğrencilerin kazanım düzeylerine etkisi. ismim Gamze Türedi. 14 yıldır İngilizce öğretmeniyim. Şu an Manisa Akisar Şehit Hasan Acar Ortaokulu'nda çalışıyorum. Aynı zamanda yarı zamanlı olarak ilçemde Etivinik ve Erasmus Proje Koordinatörlüğü yapıyorum. E, bu projem benim de az önceki öğretmeniminki gibi Etivinik Projesi'nden e, çıktı bu araştırma. Problem durumlarına bakacak olursak benim karşılaştığım ortaokul öğrencilerinde özellikle karşılaştığım problem durumları Dil öğrenme süreçlerinin ilgi çekici ve aktif hale getirilmesi gerektiği, ee, öğretim, sü öğretim sürecinde öğrencilerden beklenen, sizin de bildiğiniz gibi aktif katılımcı olmaları ve içeriye katkı sağlamalarıdır. Öğrenciler yabancı dil öğrenmenin karmaşık olduğunu düşünürler. Ee, özellikle İngilizce derslerine karşı ortaokul öğrencilerimiz nasıl olsa anlamayacaklarını düşünerek bu ilkokul seviyesindeki heveslerini kaybedip geldikleri için daha ön yargılı yaklaşırlar. Bu durumda web iki araçları farklı dil becerilerinin etkileşimli olarak uygulanması için bize fırsatlar yaratır. Bu sebeple ön yargıyla yaklaşılan bir ders içeriği verimli öğrenilemez veya öğrenilse bile öğrenmelerimiz kalıcı olamaz. Daha önce de söylediğim gibi öğrencilerimizin hazır bulunuşluğu ve öğrenmeye isteklilik durumu öğrenme süreçlerini oldukça etkiliyor. Ve iki araçları İngilizce dersini interaktif şekilde işlemeye olanak sağlayarak öğrencilerimizin dikkatini çekiyor. Bu çalışmam ve iki oyun araçlarının İngilizce dersindeki kazanım düzeylerine etkisini konu almaktadır. dil öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve öğrenme süreçlerinde farklılık yaratmak amacıyla yapılan bu araştırmamın amacı öğrencilerimizin dili öğrenme süreçlerinde Onların ön yargılarını yok ederek eğlenceli ve interaktif bir öğretim ortamı sağlayıp sadece okulda değil kendi kendilerine de İngilizce ders tekrarı yapabilecek ortamlar yaratmaktadır. Ve bu araştırmamdaki araştırma soruları ve piki araçlarını eğitsel oyun hazırlamak için kullanan öğrencilerimizin İngilizce dersine karşı tutumları nelerdir ve ee, bu araçları kullanan öğrencilerimizin kazanım, İngilizce ders kazanım düzeylerine etkisi ne olmaktadır? Araştırmam, e, yönteme geçmeden önce bir arka planını açıklayayım size. Bir ad projesinden yola çıkmaktadır. Ee, benim, ben, kuruculuğunu benim ve İtalyan ortağımın üstlendiği Enjoy English projemizde e, bu çalışmamız 6 ay e, sürmüştür. Bu 6 ay boyunca ee, öğrencilerimiz bu web2 araçlarıyla e, oyunlar hazırlanmıştır. Tabii ki bu ara, e, araştırmaya başlamadan önce, projeye başlamadan önce öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimizden gerekli izinler alınmış ve karşılaşılabilecek siber riskler hakkında onlar bilgilendirilmiştir. E ee, Yöntem olarak karma araştırma yöntemi kullandık. Ee, ba çalışma başında öğrencilerimize, öğretmenlerimize ön test uyguladık. Çalışma sonunda ise hem öğrenci, öğretmen ve e velilerimize son test uyguladık. Ve bunun arasındaki farkı değerlendirdik. E süreç içerisinde aynı zamanda görüşmeler ve gözlemler yaptık. E öğrencilerimize görüşme formları uyguladık. Nitel araştırma desenlerinden de durum çalışması deseni kullandık. Çalışmamız kapsamında e, öğrencilerimiz 5 farklı e, temada ve 2 araçları, oyun araçları kullanarak e, oyunlar hazırladılar. Bu temalarımız ortaokul e, müfredatında bulunan Vedrant Emotions, Hava Durumu ve Duygular, Occupations Meslekler, e, Free Time Activities, Boş Zaman Etkinlikleri ve Environment, çevre temalarını kullanarak e, oyunlar hazırladılar. Bu oyunları hazırlarken, her ay bir öğretmenimiz Web2 aracının nasıl kullanılacağıyla ilgili öğrencilerimize rehberlik etti. Ee, çalışma süresince e, her öğrenci her tema ile ilgili Kahoot, e, e, WordMint bir önceye gelebilir miyiz? E, Kahoot, e, WordMint, Learning Apps ve WordWall Web2 araçlarını kullanarak eğitsel oyunlar hazırladılar. E, oyun hazırlama süresi Süresinden sonra öğrencilerimiz bu oyunlarını hem sınıfta arkadaşlarıyla oynadılar, hem etwinning, EBA ve okul web sitelerinde paylaşıp yaygınlaştırma yaptılar. Bulgulara geçecek olursak, öğrencilerimizin web iki araçları ile ilgili bilgilerinin arttığını görüyoruz. Ön test ve son test sonuçlarına baktığımızda. Şimdi diyeceksiniz ki Web2 araçlarını kullanmayı bilen öğrencilerimiz zaten yüzde buçukmuş Bunun sebebini de şuna bağlıyorum ben. Genellikle e yapan öğrencilerimiz tekrar yapmak istediği için ve biz onları gönüllülük esasıyla projeye aldığımız için onlar zaten bir kısmını biliyor oluyorlar. Ama buna rağmen %96'ya çıkararak birçok öğrencimizin de Web2 araçlarını öğrenmesini sağladık. Evet burada görüşme formlarımızın analizi var. Şu şekilde kodlar ürettik burada. Ee, öğrencilerimizin İngilizce dersine olan ilgileri arttı. İngilizce ders notlarının yükseldiğini düşünüyor öğrencilerimiz bunu bunları kullandıklarında. Kelime ve dil bilgisi birikimleri arttı çünkü oyunları kendileri hazırladılar. Hazır olan oyunları oynamadılar. Teknolojiyi verimli kullanmayı öğrendiler ve dijital becerilerinde de artış gösterdiler. Geçebiliriz. Geçelim. Evet ayrıca bu araştırma sonunda Web 2 oyun araçlarından en çok hangilerini kullandıklarını bulduk öğrencilerimizin hangilerini kullanmayı tercih ettiklerini. Ee, en çok Kahoot'u tercih ediyorlar ee, sanırım bunun sebebi de rekabet ortamı yarattığı için çevrim içi toplantılarda özellikle oynadığımızda en çok bundan zevk alıyorlar ee, diğer Web 2 araçlarını da oynamayı seviyorlar e, kullanmayı seviyorlar ee, diğer Web 2 araçlarını daha çok sınıfta diğer arkadaşlarıyla Oynadık. Geçebiliriz. Ee, sınıf içi e, ve çevrim içi toplantılardaki gözlemlerle öğrencilerimizdeki bilişsel ve duygusal becerilerdeki değişimleri tespit ettik. Ee, bunu e, burada e, öğrencilerimizin geri gelebilir miyiz? Öğrencilerimizin çok ilgisini çektiğini fark ettik. Bu Web2 oyun araçlarını hazırlayan öğrenciler e, diğer öğrencilerin gözünde bir farklı bir yere oturdu sınıf içinde. Ee, bunun sebebi öğrenciler hem dijital ortamla ilgilenmeyi çok seviyorlar hem de e, oyun çocuğun işidir diye bir laf vardır bilirsiniz. Ee, çocuklar oyun dendiği zaman akan sular duruyor. İşin içine oyun girince her şekilde zevk alıyorlar o durumda. Bu oyunlar sayesinde aynı zamanda öğrencilerimiz internet ortamında daha verimli zaman geçirdiler. Ee, Web2 oyun araçlarıyla kullanmayı öğrenerek aynı zamanda organize etme, Yaratıcılık, görsel zekayı geliştirme gibi becerilerini de geliştirmiş oldular. Evet, sonuçlara bakarsak, araştırmamızın sonucunda WEP2 araçlarının İngilizce derslerinde öğrencilerin kazanım düzeylerini arttırdığı görülmüştür. WEP2 oyun araçlarını kullanarak oyun hazırlayan öğrencilerimizin özgüven duygusu artmıştır. Az önce bahsettiğim gibi sınıf içinde. İşte e, Ayşe arkadaşımızın oyun hazırladığı oyunu oynayacağız şimdi dediğim zaman e, diye ortaokul seviyesindeki bu öğrencilerimiz e, kendilerini e, özgüven duygularını arttırarak hem sosyal becerilerini geliştirmişlerdir hem de arkadaşlık ilişkilerini iyileştirmişlerdir. Web2 oyun araçları İngilizce derslerini daha eğlenceli hale getirerek daha sık tekrar yapmayı sağlamıştır. Şimdi her dersin son 10-15 dakikasında illaki arkadaşlarının hazırladıkları bu oyunları e, oynamak istiyor öğrenciler. E bu da onların tabii ki en çok kelime ve dil bilgisi konusunda tekrar yapmalarını sağlıyor. Önerilerime geçecek olursam da ve 2 oyun araçları e, sadece İngilizce dersinde değil tüm derslerde ve tüm, tüm sınıf kademelerinde uygulanabilecek bir ders tekrar yöntemi olduğunu düşünüyorum. E, aynı zamanda teknoloji bağımlılığını faydalı içeriklerle bu gibi faydalı içeriklerle önleyebileceğimizi düşünüyorum. E, ve son olarak da okul bazında bir dijital oyun ar arşivi elde edebiliriz. Farklı temalarda öğrencilerimize bu oyunları hazırlatarak bu dijital oyun arşivini e, sınıflar arası turnuva şeklinde e, yıl sonlarında e, oynatarak öğrencilerimiz arasında hem bir rekabet ortamı hem de e, onların dersleri tekrar etmelerini sağlayabiliriz. E, bu konuda şunu söyleyebilirim ben Manisa'dan geliyorum. E, Manisa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi'nin yaptığı Manisa'da her yerde İngilizce projesi var. Bu proje kapsamında İngilizce öğretmenleri bilir Ezel Ballı'yı ingilizcesunumlar.com'dan. Ezel hocamız bizim Manisa'da çalışıyor. Arge e, birimiyle birlikte kahut yarışmaları düzenlediler ilçe ilçe gezerek. E, okullar bu yarışmalara katıldı. Sonra ilçe seviyesinde dereceye girenler belirlendi. Sonra bölge yarışmaları yapıldı. Şimdi de en son e, ilde finaller yapılacak. E, çocuklar bu oyunları oynamayı çok seviyorlar. Ee, bu yarışmalarla da onların ilgisini çok fazla çektiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.